şeklinde bir algıyla. Dolayısıyla inanç insanın temelinde yatan bir şey. Ama tekrar ediyorum, dinsel inanç sadece bunların bir boyutu. Ama o dönem her şeyi dinsel olarak algılamak istiyorlar, anlamak istiyorlar. Basit bir şey söyleyelim. İnsanlar neden inanmak istiyorlar? Bir insanın hayatında bu soruya verdikleri, daha doğrusu aradıkları en önemli sorulardan bir tanesi şu: ölüm. Ölüm olgusu ve düşüncesi bizlerin hayatını çok önemli şekilde etkileyen bir şey. Şöyle söyleyelim. Örneğin, öleceğini bile bile yaşayan tek tür insan. Şimdi bu çok ağır bir duygudur aslında. Yani öyle bir hayvan da öleceğini belki hisseder ama öleceğini bilmez. Ölüm duygusuyla yaşamayı bilmez. Çünkü nihayetinde bir şekilde ereceğini bilir ve sonrasında ne olacağını, arkasından nasıl bir yaşam süreceğine dair olarak insan sürekli böyle bir merak içindedir. Evet. Dolayısıyla da dinler tarihi içerisinde de dinin de aslında en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi ölümden sonraki dünyaya bir cevap verebilmesidir. O yüzden çok güçlüdür. O yüzden çok yeteneklidir dinler. Şöyle söyleyelim, en azından başka türden de baktığımızda. Aslında insanlar ölmek istemiyorlar. Evet. Yani ölüm bir gerçeklik midir? Evet. İnsanlar ölümden korkmuyorlar. İnsanlar ölüm duygusundan korkuyorlar ve temelde insanların veya birçok yani hayatımızda karşılaştığımız şeylerin yapmak istediği şey ölümsüz olmaktır. Aslında bu kadar yozlaşmamızın ya da yozlaşmaya maruz kalırken göz yummalarımızın diyeyim, yozluğa göz yummamızın nedeninin altında da ölüm korkusu olabilir mi? Var, şöyle ölüm korkusu var. Şöyle biraz geniş etmekte fayda var, o zaman sorunuzdan onu anlıyorum. Şimdi ölüm, İnsan bu hayatta ne yapmak istiyor? Şimdi diğer dünya neden inşa etmek istiyor? Aslında insanın temel derdi ölümsüzlüktür. Evet. Ölümsüz olmak istiyor. Ölümsüz olmayı da aslında bundan sonraki hayatta da devam ettirmek için böyle bir şey yapıyor. Örneğin ölümsüz kimdir? Ben size söyleyeyim. Büyük Atatürk şu an ölümsüzdür. Varlığı olmadığı halde şu anda insanlar ona saygı duyuyorlar mı? Evet, Atatürk ölümsüzdür. Benim mensup olduğum Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Sıtkı Koçman ölümsüzdür. Neden? Kendi adıyla bir üniversite inşa etti, büyük katkılarda bulundu ve her gün yazışmalarda adı geçiyor. Dolayısıyla da insanlar aslında bu hayatın bitmesini istemiyorlar ve arkasında da bunun devam olmasını istiyorlar. Ve ölümsüzlük duygusu insanlara ona cevap verecek yanıtlar arıyor. Örneğin dinlerle kim ilgilendi? Daha doğrusu ölümle kim ilgilendi? Bir bakalım mı? Bakalım. Dinlerle kim ilgilendi? Onun sorusuna. Şimdi din felsefesi ilgilendi mi? İlgilendi değil mi? Evet. Çok güzel. Neyle ilgilendi din felsefesi? Şimdi dinle de ilgilenecek. Dedi ki ölüm var mıdır, yok mudur, nasıl olacak, nasıl bitecek? Aynı soru Tanrı için sordu. Tanrı var mıdır, yok mudur, iyi bir Tanrı mıdır, kötü bir Tanrı mıdır? Veya baştan şöyle tartışması var. Sokrates'in ünlü diyaloglarından geçen bir tartışma. Tanrı iyi olduğu için mi emrediyor? Yoksa Tanrı bir şey iyi olduğu için mi onu emrediyor? Yani özü gereği kötü bir Tanrı olabilir mi? Öyle felsefeli konulardan bir tanesi. Tabii. Dolayısıyla Tanrı gerçekten iyi olduğunu bildiği şeyi mi emrediyor insanlara? Yoksa kendisi iyi mi emrediyor? Şimdi bu tartışmalar tabii ki yoğun tartışmalar. Yani şöyle bir tanrı tahayyül edebilir misiniz? Vurun insanları, kesin, kadını öldürün, bilmem ne yapın. Olmaz. Tanrı zalim olabilir mi? İşte. Bu kadar güzel.